Uzun süredir konuşulmakta olan zorunlu BES dönemi 1 Ocak 2017 tarihi itibariyle başlamıştır. Bireysel emeklilik sistemi gereği ülkemizde çalışanların maaşlarından belli oranlarda kesintiler yapılmaktadır. Zorunlu sisteme dahil olmak istemeyen çalışanlar otomatik BES iptali nasıl yapılır, zorunlu BES'ten çıkış hakkı var mı, gibi soruları gündeme taşımaya başladı. Bu videomuzda bireysel emeklilik sistemiyle ilgili en çok sorulan soruların yanıtlarını arayacağız. Bireysel emeklilik sistemi, kısaltılmış adı ile BES, zorunlu katılımı öngören sistem Ocak ayının ilk günü ile beraber yürürlüğe girmiştir. Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren sistemin uygulamaya konulmasıyla birçok soru işareti de beraberinde geldi. Bazı çalışanlar, sistemin kendilerine nasıl bir katkı sağlayacağını sorgularken, sistemde kalmak istemeyenler, cayma hakkı olup olmadığını araştırmakta, BES kimleri kapsıyor, ne kadar kesinti yapılacak gibi farklı sorular sorulmakta. Çalışanlar tarafından ödenecek katkı payları, çalışanların prime esas olan kazançlarının %3 oranında olup, her ay düzenli olarak çalışanın maaşından otomatik kesilmektedir. Bireysel emeklilik sisteminde kalma süresi 10 yıl, emeklilik yaşı ise 56'dır. Bu şu anlama gelir, BES katılımcıları sistemde 10 yıl kalsa dahi 56 yaş kriterine uymuyorsa emekli olamaz, 56 yaşında olan katılımcılar ise 10 yıl doldurmadan emekli olamazlar, yani BES katılımcısının emekli olabilmesi için hem 56 yaşını doldurması, hem de en az 10 yıl sistemde kalması gerekmektedir. Bireysel emeklilik sistemini teşvik edici uygulamalardan en büyüğü ise devlet katkısı uygulamasıdır. Katılımcıların sistemde uzun yıllar kalması hedeflenmiştir. Ancak emeklilik için 10 yıl kalan ve 56 yaş sınırı, devlet katkısının tam anlamıyla kazanılması için de gereklidir. Sistemde kalınan yıl oranına bağlı olarak devlet katkısı oranı değişmektedir. Sistemde kaldıkları süre 3 ila 6 yıl arası ise devlet katkısının %15'ine, 6 yıldan 10 yıla kadar %35'ine ve 10 yılın üstünde ise %60'ına hak kazanılır. Yürürlülüğe giren ve zorunlu olan BES'in iptal edilme hakkı bulunuyor. Fakat bunun için yasal bir süre gerekiyor. Çalışan bireyler, emeklilik planına dahil edildiğinin ve kendisine ulaşan bildirinin eline geçtiği tarihten itibaren 2 ay içerisinden otomatik BES iptali adımına başvuruda bulunabilme imkanına sahip olur. Çalışanlar, cayma süresinden sonra da sistem içerisinden istedikleri zaman çıkış yapabilme hakkına sahiplerdir. Zorunlu BES'ten çıkış bildiriminin emeklilik şirketine ulaşmasından sonra 10 iş günü içerisinde çalışanın ödemiş olduğu katkı payları, hesabında bulunan yatırım gelirleri çalışana iade edilecektir. Sistemde kalarak emeklilik halinde ise hesabında bulunan birikimi en az 10 yıl süreli yıllık gelir sigortası sözleşmesi yapan çalışana bu süre içerisinde yapmış olduğu birikiminin %5'i oranında ek devlet katkısı teşviki verilecektir. BES'te prime esas kazancın %3'ü kadar kesinti bireysel emeklilik sistemine dahil olacak, bu oranı 2 katına kadar artırmaya ya da %1'e kadar azaltmaya veya bunun dışında katkı payına maktu limit getirmeye tamamen Bakanlar Kurulu yetkili olacak, sistem içerisinde en düşük kesinti 53 lira, en yüksek kesinti ise 340 lira olacak.